Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Sevine, Sevile ve keyifle Sıla Usar'ın bizimle olduğunu müjdesini size veriyorum. Onunla uzun zamandır sohbet edememiştik. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek direkt Sıla Hanım'la sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldin. Günaydın Haluk Bey, çok teşekkür ederim. Girmeye çalışıyorsan ben konuşayım, sen girmeye devam et oradan istiyorsan. Hallettim, bravo. Siz günaydın derken ben paylaşımı buyur, yaptım tabii, ve bizi izleyen herkesin Facebook'tan da takip edebilmesi için yayınımızı tabii, paylaştım. Ne kadar güzel. Yeni kararlar aldınız, aslında savaşla başlayacaktım ama bence savaşa bir girelim, onu böyle şeyden çıkaralım çünkü... hakikaten bir kara bulut gibi çöken bir İsrail var şu anda böyle masum bir halkın üzerine. Kışkırtılmış olabilirler, ilk yapılan doğru olmayabilir, kimse kimseye füze atmasını, kimsenin ölmesini elbette istemiyoruz, tasvip etmiyoruz ama böyle bu kadar orantısız bir şekilde de geri dönüşün olması, o da hoş değil ve yani durun ateşkese karşı bu büyük devletlerin, abilerin çıkıp da hayır zamanı değil demesi hiç hoş değil. Bilmiyorum yorumlarını alabilir miyim bu çok konuda? Çok haklısın Haluk Bey. Aslında iyi izlemeye bile utandığımız bir değil günlerden mi geçiyoruz. Yaklaşık 2 haftadır çok büyük bir üzüntü içerisinde ve bize çok yakın olan bir bölgede insanlara kıyılıyor. Çocuklar, siviller, kadınlar, yaşlılar, bu insanların üzerinde bombalar yağıyor ve bu insanlar ölüyorlar şu anda. Gidecek yerleri de yok. Küçücük bir yere sıkışmış durumdalar. Ve dünyada az önce sizin de söylediğiniz gibi ateşkes, yani insani yardım için ateşkese dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin veto ettiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir dramdır. Bu insanlığa sığan bir şey değildir. İnsan olmaktan dolayı utanıyoruz yani şu anda bu yaşananlardan ötürü. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Filistin halkına yapılanları kesinlikle doğru bulmuyoruz. Çok büyük bir haksızlık ve zulümle karşı karşıya bu insanlar. Dileriz ki bir an önce bu akıl dışı, insanlık dışı uygulamalar son bulur. Bunu dilemekten ve her zaman barışı savunmaktan başka bir şey gelmiyor. Evet, evet. Hep böyle komplo teorilerini böyle bir yere koyan, çünkü çok kolay fikir yürütebiliriz, olmayacak şeylerden bahsedebiliriz. Başlangıcında bile bunun komplo teorileri, işte İsrail bunu kendisi organize etti, bıraktı, müsaade etti ki geri vurabilsin falan. Fakat aralarındaki anlaşmazlıkları biliyoruz. İsrail'in ne kadar sert geri dönüş yaptığını da biliyoruz. Fakat kamuoyuna, hatta kendi kamuoyuna çok hassas bir Amerika'nın, bir İngiltere'nin hakikaten bu ateşkes önerisine, insani yardımlar için böyle kucaklayarak hayır biz sizin yanınızdayız ve daha zamanı değildir demesi hakikaten daha büyük bir hedefin ortada olduğunu bana gösteriyor. Sanki bu donanmalar geldi, bu kadar şeyler, kucaklaşmalar ve ateşkes de yapmayın. Belirli bir stratejik hedefe ulaşmak istiyorlar. Çok daha insan öldürmek gibi, çok daha fazla yeri yıkmak gibi belki insanları bezdirmek istiyorlar ve oradan sonra da başka hedefleri de var. Bu denizdeki gaz hedefleri olabilir, toprağın kendisi olabilir orada. Hatta İran'dır veyahut da Lübnan toprakları olabilir. Bu sunun olduğu yerler, su savaşları çok önemli. Yani bunu anlayamıyorum. Bile bile bir Amerika bir başkanını oraya gönderiyor ve işte bunları bombalarken böyle kucak kucağa bir resim verebiliyor. Orada ben şaşkınım. Yılların tecrübesi. Komplo meselesi konusunda haklısınız. Yani bunlar ilk defa yaşanan şeyler değildir ve muhtemeldir böyle şeylerin olmuş olması. Önceden hazırlıklı olması, belli bir plan çerçevesinde ilerlemesi. Bunu şu anda biz bu oturduğumuz yerden bilmemiz mümkün değil ama zaman içerisinde bunlar açığa çıkacaktır. Ve ilk olayın ortaya çıkması terörist bir saldırıdır bu dediler. Hamas'ın yapmış olduğu terörist bir saldırı. Bütün dünyaya onu duyurdular. Ve herkes dedi ki ya bu Filistin'le de biz gerçekten bir şey yürek gönül bağ kurmuştuk, oradaki insanların yaşadıklarına üzülüyorduk ve onları destekliyorduk. Ama bunlar da az değilmiş.
duygusunu yaydılar evet. bir anda. Dediler ki işte Hamas'ın terörist saldırısı oldu ve bu kadar masum İsrailli insan öldü. Ardından da İsrail'in nefsi müdafaa hakkı vardır dediler. Tabii. O nefsi müdafaa hakkıyla biz yürüyoruz ve bu savaşı açtık durum oldu. Netanyahu savaştayız dedi hemen ardından. Tabii. Ve savaşı tabii. başlattı ve bütün her şey arka arkaya gelmeye başladı. Ve bir anda Filistinliler Gazze'nin içerisinde küçük bir alana sıkıştırıldılar. Hatta hastanelerin içerisine sıkıştırıldılar. Topladılar. Ve hastanelerin vurulması uluslararası hukukta savaş suçudur aslında. Tabii, tabii. Ve o hastane de vuruldu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı karşı takım yaptı bunu diye. Hiç henüz evet. bir araştırma yapılmadan tabii, bir değerlendirme delil gösterin diyor bana. Yapılmadan gayet rahat tabii. bunu söyledi. Elbette ben de Netanyahu ile Biden'ın yapmış olduğu basın açıklamasını takip ettim. Hmm. Orada bütün dünya Sayın Biden'ın ne söyleyeceğine bakıyordu. Biz İsrail'in yanındayız dedi. Hastaneyi de biz bombalamadık. İsrail bombalamadı. Belli ki karşı taraf yaptı dedi. Bir anekdot anlatmak istedi. Hmm. Ondan da bir anda vazgeçti. Hmm. Böyle... oldukça hani nasıl diyeyim tuhaf bir basın toplantısı oldu bu. Tabii. Ama gerçek şudur ki şu anda Filistin halkı bir kıyıma uğruyor ve bu aynen. aslında bir insanlık suçu, savaş suçu. Tabii, tabii. Bütün dünyada bunu bu şekilde tabii. değerlendirmeli. Ha tabii bize bunun yansıması ne olur? Tabii insani açısı çok önemli. Orada bir dram var. Oradaki insanlar için çok üzülüyoruz. Yüreğimiz dayanmıyor çocukların halini görmeye. Gerçekten dayanamıyoruz. Ama savaşın ne kadar kötü olduğunu ve savaşı sadece yaşayanların değil, onların çevresinde olanların da savaştan mutlaka zarar gördüğünü yine tabii, görmüş olacağız. Tabii. Dileriz ki bir an önce bu biter. Evet. Zaten bu kadar günde olanın faturası çok büyük. Evet, yani durmaması şimdiye kadar çok acayip. Çünkü Netanyahu bile savaş suçuyla... Belki de suçlayamayacağız çünkü burada hüküm verecek olanlar zaten Amerikalar, İngilizler, bu Batı dünyasıdır. Batı dünyası kucak kucağa resimler veriyorlar. Yani o da ortadan kalkıyor. Yani bu savaş suçu değildir diye şimdiden haykırıyorlar bence. İşte terörist bir saldırıydı bu. İsrail de nefsi müdafaa evet. yaptı. Olaya bu tabii. çerçeveden bakıyorlar evet. maalesef. Evet ve müsaade etmişlerse bu kadar İsrail'in ölmesine... bir kurgu olarak bu da ortaya çıktığında belki de Netanyahu ve partisi belki de bu dünyada olmayacak. Çünkü İsrail'in kendisi onlara eminim affetmeyecektir onları. Zaman gösterecek. Yani bizi aşar gibi değil mi? Yani bu olaylar bizi aşar gibi böyle biz buradan sadece seyrediyoruz ve dua ediyoruz. İnsanlar ölmesin diye Filistinli veya İsrailli. Ama ders çıkarmak lazım yaşananlardan. Elbette bunlar çok, çok vahim olaylar, derin değil mi? Vahim olaylar ama ders çıkarmak lazım. Ülkelerin iyi yönetilmesi gerekiyor Haluk Bey. Ülkelerde demokrasinin mutlaka çalışması gerekiyor. Ülkeler insanlarına sahip çıkmalı. İnsanlarını kendi topraklarında tutmayı başarmalı. Bunların da derslerini çıkarmamız gerekiyor. Tabii. Biz yapıyor muyuz? Şu anda kan kaybediyoruz. Yani Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ın kuzeyi kan kaybediyor. Bunu da herkes görmek mecburiyetindedir. Biz insanlarımızı göç yollarına saldık yine. Zaten tarihimizde göçler çok fazla var bu ülkede. Ama son zamanlarda da bir yoğunlaşma olduğunu artık bugünkü aklımızla görmemiz lazım. Ve daha önceki tecrübelerimizi de bir yere koyarak, biriktirerek... Bu göç yollarını nasıl kapatabiliriz, nasıl geri çevirebiliriz, gençlerimizi, insanlarımızı bu ülkede nasıl tutabiliriz, bunun derdine düşmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çok kan kaybedeceğiz biz de. Evet ama CTP olarak bunun bir çözümüne gitmek istiyorsunuz şu sıralar. CTP yeni kararlar aldı. Yolsuzluğa, yokluğa, yoksulluğa ve biraz evvel bahsettiğin göçe karşı bir duruş sergilemek istiyorsunuz ve yani biz kendimiz yollara dökülüyoruz artık ve
buna bütün Kıbrıs'ı, bütün insanları, sadece bir siyasi parti olarak değil, bu durumdan hoşnut olmayan herkesi davet ediyorsunuz. Bizimle yürüyün, bizimle hareket edin ve bu işte yokluk, yoksulluk, yolsuzluk ve göçü durdurabilelim anlamında bir harekete geçiyorsunuz. Yani bunu niye şimdi, onu sorayım ve dün değil veyahut da yarın değil, niye şimdi, tam zamanıdır diyeceksiniz eminim ama böyle bir zamanlamanız var şimdi. Sanki şöyle, bazı şeyler tabii hazırlık istiyor Haluk Bey, bazı düşüncelerin olgunlaşması, gelişmesi hazırlık istiyor. Biz son 4 yılda bazı meselelerin çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Kötü meselelerin, olumsuzlukların son 4 yılda çok hızlandığını fark ediyoruz. İşte 2019'da Sayın Tatar'ın başbakan olduğu dönem, arkasından Sayın Saner'in başbakan olduğu dönem, arkasından Sayın Sucuoğlu'nun başbakan olduğu dönem. Bunlar olumsuzluklar listesi mi yoksa olumsuzlukların geliştiği zaman? Geliştiği zaman dilimi. Hem kendileri olumsuzluk oldu, hem şimdi Sayın Üstel'in dönemi. Bir utanç dönemi var bu dönemde. Baktığımız zaman bugün Kıbrıslı Türklerin hiçbiri bu ülkede yaşıyor olmaktan gurur duymuyoruz. Aslında insan kendi ülkesinden gurur duyar. Yaptıklarından, başardıklarından, kendisinin ya da kendisinden öncekilerin veya kendisinden sonra gelecek olan neslin başarma potansiyeli, ihtimali olan şeyleri düşündüğünde gurur duyar. Evet. Bizim şu anda ülkemizde gurur duyabileceğimiz bir durumumuz yoktur maalesef Haluk Bey. Dışarıya çıktığımızda inanılmaz bir kirlilik, inanılmaz kaotik bir trafik, inanılmaz çevrenin katledildiği bir durum. Nüfus yoğunluğu bir taraftan, işsizlik bir taraftan, pahalılık bir taraftan. İnsanlar gerçekten çok mutsuz, umutsuz ve yılmış vaziyette. Ve o kadar çok arka arkaya geldi ki olumsuzluklar bu dört dönemde, insanların direnci de kırıldı aslına bakarsanız. İşte biz de biz yaz dönemini evde oturarak geçirmedik. Hep insanların arasındaydık. Tabii. Ve insanların içerisindeki o ülkeyle gurur duymama, mutlu olmama, umutsuz olma ve olan biten her şeyden utanma halini gördük. Ve insanlar bize şunu söylediler. Dediler ki ya biz niye utanıyoruz? Bunu yapanlar utansın. Ve kampanyanızın ismi öyle geldi, evet, değil mi? Evet, kampanyanın ismi öyle geldi ve dün de bunu bu yol birlikte yürünecek olarak evrildi kampanya. Çünkü biz CTP olarak şunu biliyoruz ki sadece siyasi partiler değildir bu dönüşümü yaratacak olan. Dönüşümü yaratacak olan halktır. Halk bunu istemek mecburiyetindedir. Halk isterse olur, istemezse de hiçbir şey olmaz. O yüzden biz içinde bulunduğumuz yoksulluğun bir kader olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin kendine özgü çok imkanları ve fırsatları var. Ve bu imkanların ve fırsatların kullanılmadığını düşünüyoruz. Kendi ülkenin kaynaklarının çarçur edildiğini görüyoruz. Ve bu ülkenin kendi potansiyelinin ortaya çıkmaması halinin aslında yoksullukla sonuçlandığını görüyoruz. Şu anda Kıbrıslı Türkler gerçekten bir yoksulluk girdabına girdiler. Ve düzenli işi olmayan gençler çok fazla sayıda, maaşlar düşük. Biliyorsunuz asgari ücret özel sektörde maaşlar oldukça düşük. Yani 5 kat artan fiyatlar karşısında 5 kat artan bir maaş yok kimsede. Yok, evet. Yani sorun oradan da kaynaklanıyor. Alım gücü acayip düştü bu sebepten. Alım gücü düştü, yaşam kalitesi de düştü. İnsanlar bir şeylerden vazgeçiyor. Tabii. İşte yemeğe çıkmayayım ne olacak diyor. İşte üstümüze başımıza almayalım, idare ederiz diyor. Bugün de benzin parasından tasarruf edelim, gezip dolaşmayalım diyor. Yani tabii, insanlar o yaşam kalitelerini düşürmeye başladılar. Daha temel şeylere sınırladılar. Evet. Ama o da yeterli değil. Çünkü çocukların okul masrafları var. Üniversiteye gidecek tabii olan çocuklar var. Üniversiteyi bitirip ülkeye dönüp evlenecek olan gençler var. O gençlerin iş sahibi olması için belli bir yatırıma ihtiyaçları var. Ev alacaklar, araba alacaklar. Bunlar şu anda Kıbrıslı Türkler için imkansız bir hale geldi. Tabii. Ama piyasada talep buna rağmen düşmüyor Haluk Bey. Çünkü korkunç bir nüfus akışı var. Yani bir de Rum tarafının, yani bu dedikleriniz zorluklar nedense yansımıyor. Mesela esnaf arada bir ağlıyor bizim Kıbrıs ağzıyla. Yani ağlamaya başladılar işte, durumlar iyi değil.
Ağlayan adamın şeyine bakıyorum, işte şey yapıyoruz. Meğerse 4 tane dükkanı var adamın şimdi. Ben onu pek caiz görmem orada. Çünkü öyle bir akış var Rum tarafından ve nüfus dediğiniz gibi. Esnaf kazanıyor, dışarıda harcıyor. Onun için işte camcısı, elektrikçisi, tesisatçısı. Bugün tesisatçı ararsınız bulamazsınız. Elektrik tesisatçısı, su tesisatçısı hiç yok. Ev temizliği için insan yok. Bugün her bir iş yerine girersiniz, adam yok çalıştırmak için, en büyük şikayettir. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bizim gençlerimiz yüksek tahsilleriyle işsiz otururken dışarıda iş yapacak adam da yok. Yani bir çarpık dengeler de var orada. Bu ve sessiz bir çoğunluk da var. Yani bu saydıklarınızdan insanlar mutsuz. Ama ortada dolaşan, işte ben gelecek 5 yılı planlayan bir harekete geçiyorum. Büyük sayıda, yani bayağı bir sayıda şey geçiyor, kararlar geçiyor meclisten, yasalar yapılıyor ve bunların rakamları da bayağı yüksek. Ne kadar etki ediyorlar, bunu ne kadar yansıtıyorlar bilmiyorum ama devamlı bir yasalar, bir şeyler geçiyor meclisten. Böyle onlarda da bir hummalı çalışma var. Ama ben hükümetin komünikasyonunu çok zayıf buluyorum. Yani yaptıklarını anlatamıyorlar. Halk bunu anlayamıyor. Fakirliği görüyor, alım gücünü çok net olarak dediğiniz gibi yaşıyor. Ama böyle ağzımız açık, aklımız kaçık böyle bakıyoruz. Böyle bir sessizlikle. Gelen Rum harcıyor, çok iyi. Gelen nüfus harcıyor bir şeyler. İşçiyi dışarıdan buluyoruz. Yani İşimiz yok, zor geçiniyoruz ama hala daha dışarıdan işçiyle çeviriyoruz buradaki işimizi. Yani çok çarpık bunlar. Bilmiyorum yorumlarınız çok bunlara haklısınız. Şey yapacak mı? Öncelikle bu güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar elbette talebi düşürmedikleri için fiyatlar da düşmüyor. Talep azalmayınca fiyatlar da yükseliyor. Aynen. Ama burada Kıbrıslı Türklerin işte yoklaşması ortaya çıkıyor. Çok vahim bir açıklamalar oldu. Farkında mıdırlar, değil midirler hükümet? Yani artık bu kadar vahim hatayı da bile isteye yapmayacaklarını düşünüyorum. Farkında değiller herhalde. Fiyat İstikrar Fonu, akaryakıttaki fiyat istikrar fonu meselesi. Aslında fiyat istikrar fonu 5,5 TL gibi bir indirim yapılabilecekken bunu bile isteye yapmadılar ve yapmadıklarını da söylediler. Ve sorduğumuzda niye yapmadınız? Yani Kıbrıslı Türkler en azından daha uygun fiyata akaryakıt alırdı. Evet. Sadece insanların gezip dolaşması meselesi değildir akaryakıt meselesi Haluk Beyciğim. Aslında üretimle alakalı da bir şeydir. İş yapmayla alakalı da bir şeydir. Şirketler var, şirketlerin arabaları var. Taşımacılık yaparlar, bir yerden bir yere giderler, gelirler. Tabii. Yani iş üreten, iş yapan insanlar var. Bu sadece bir pazar gezmesine gitme meselesi değildir. Tabii. Hayatın ucuzlaması anlamında da önemlidir akaryakıt. Ve bunu açıkça söylediler ya, Rumlar alıyordu zaten. O yüzden arada da çok büyük fark olmasın diye biz de yüksek tuttuk dediler. Bir de nasıl olsa yükselecek. Yükselmemesi için yani tekrar indirim ve artış yapmamak için indirim de yapmadık diye böyle bir acayip bir açıklama var. Çok, çok acayip ve ben bunun vahim bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Farkında değiller herhalde. Evet. Çünkü fark ederek tabii böyle bir şey yapmazlar. Çünkü ilk sözleri borsaya göre inip kalkacak bu ve biz bunu kabul ettik. Çünkü artışları hep kabul ediyoruz. Yani 3 lira, 5 lira, 2 lira, 10 kuruş hep kabul ediyoruz artışları. Düşsün de mübarek. Elbette öyle. Yani bu şu demek, biz Kıbrıslı Türklerin daha uygun fiyat akaryakıt almasının mümkün olması mümkün olduğu halde bunu yapmadık. İş yaşamında maliyetleri düşürmek mümkün olduğu halde biz bunu yapmadık. Hayat pahalılığının birazcık işte akaryakıttaki indirimden dolayı azalabilme ihtimalini biz değerlendirmedik demenin yeridir bu. Yani bileyse yurttaş kazıklandı demektir. Dolayısıyla bunlar vahim hatalardır ve Kıbrıslı Türklerin yoklaşmasının aslında bir sonuç olarak böyle bir şey oluyor. Baktığınız zaman restoranlarda Kıbrıslı Türkler artık müşteri olarak yok, evde yemeği tercih ediyor insanlar. Çünkü bütçeleri bunu karşılayamıyor. Ama sorun olmuyor çoğu zaman restoranlara giden, ama her restoranda değil tabii, onu da söylemek lazım. Tabii o derenin aktığı yer derler ya, hani turistin, Rum'un geçtiği evet, restoranlardır, şoplardır.
iç kesimlerdeki dükkanlar aynı kazancı sağlayamıyorlar kendilerine ve kapanıyorlar. %100. Çok tabii fazla iş yeri kapanmaya başladı. Ve artık esnaf ve zanaatkarlar odası gerçekten bu konuda da uyarı veriyorlar. Yani bakmak lazım ne kadar çok tabii iş yeri kapanıyor bu ülkede. Ana arterlerde gezip görüyoruz. Her şey pırıl pırıl. Daha iç kesimlerde pek farkındalığımız olmadığımız için bunun farkında değiliz. Ne kadar dükkanların kapandığını. Dükkanlar kapanıyor. El değiştiriyor dükkanlar. Ya. Önceden sadece müşteriler de Kıbrıslı Türkler olmayan işte turistler ya da ülkeye gelen yabancılar ya da Kıbrıslı Rumlar. Sonra çalışanlar değişmeye başladı biliyorsunuz. Ya. Restoranlarda, iş yerlerinde çalışan insanlar değişmeye başladı. Şimdi de iş yerleri el değiştirmeye başladı. Yani Kıbrıslı Türkler iş yaşamında baktığınızda giderek eriyorlar ve azalıyorlar. Memur, yani Kıbrıslı Türk sadece memur pozisyonda duruyor şu anda çoğunlukla. Çok büyük bir tehlikedir bu. Tabii. İşte bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak karşısında durduğumuz meselelerden bir tanesi de yoklaşma meselesidir. Kıbrıslı Türkler yoklaşıyorlar. Yani bu arkadaki fonu Kıbrıslı Türklerin olduğu büyük bir fotoğraf olarak hayal etmenizi istiyorum. Orada yüz binlerce insan var. Hepimiz oradayız. Ailelerimiz de orada, sevdiklerimiz de orada, tanıdıklarımız da orada. Herkesin olduğu bir fotoğrafı düşünün. Evet. Ve giderek sadece ölümlerden değil, başka sebeplerle o fotoğraflardaki silüetler kayboluyor Haluk Bey. İnsanlar eksiliyor, büyük bir hızla eksiliyor. Giden çocuklar gelmiyor. Bazı insanlar emekli olup ülkeden ayrılıyor. Bazı insanlar başka ülkelerde İş tabii buluyor, ailesini burada bırakıyor, iş buluyor, başka ülkeye gidiyor. Evet. Yani neden bunlar göz ardı ediliyor? Nasıl böyle şeyler görülmüyor? Elbette savaş kadar kötü bir şey değildir bu. Çok ama bu acı bir şeydir yani bunlarda. İnsanların bu ülkedeki bu büyük fotoğrafta ki hepimizin içinde oldu, hepimizin ailelerinin oldu, hepimizin tanıdıklarının, sevdiklerinin olduğu fotoğrafta insanlar bir bir eksiliyor. Bunu bizim durdurmamız lazım. Bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak işte biz kabul etmiyoruz diyoruz. Bu yoksulluğun kader olduğunu kabul etmiyoruz. Biliyoruz çok daha iyi bir ekonomiye bu ülkenin kavuşabileceğini, evet, o potansiyelin olduğu. Kıbrıslı Türklerin yoklaşmasını kabul etmiyoruz diyoruz. Yani bizim ülkemizdir bu. Bizim insanımızın çalışması, iş yeri açması, kazanması gerekiyor. Evet, kimse ama şu açıdan da düşündüğümüzü sanmasın. Yani biz tabii sol bir partiyiz ve insanları ayırmayız, ırkçılık yapmayız, yabancı düşmanlığı da yapmayız. Yani o açıdan değildir bakış açımız. Onu da altını çizmek istiyoruz. Biz o yüzden 2022 seçimlerinde 5 yıllık ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınma planının önemine vurgu yapmıştık. Çünkü pandemiden sonra bu dünyadaki nüfus hareketliliğinin ülkemizi çok etkilediğini hem öngörmüştük hem de yaşamıştık. Evet. O zaman henüz Rusya-Ukrayna savaşı çıkmamıştı ama nüfus hareketliliği başlamıştı. Hiçbir şey kendiliğinden ve böyle bir anda olmuyor Haluk Bey. Yani Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan o bölgede nüfus hareketliliği olmuştu ve bizim ülkemizde çok fazla Rus ve Ukraynalı geldi. Evet. Veya Filistin-İsrail meselesi de bir anda çıkmadı ama yıllardır bizim ülkemize İsrailli insanlar geliyor. Çok önceden. Tabii tabii. Filistinlilerle Lübnanlılar geliyordu buraya. İranlılar geliyor. Evet. Yani o bölgelerdeki çıkan ya da çıkma ihtimali olan ya da çıkmakta olan çatışmalardan önceden kaçan insanlar işte en yakın nereye gidebiliriz? Kim bizimle uğraşmaz gittiğimizde rahat tabii, ederiz. Tabii. Buraya geldi ve sonuçta ne olmaya başladı? Kim bırakıyor nüfusunun bu kadar azalıp da gelenlerinin siyasi hayatta karar verici merciler olmasına izin veren ülkelerden? Çünkü aklım Dubai'ye gidiyor biraz, hani orada ya da Katar'dır, Kuveyt'tir, bu ülkelerde 300-500 bin kişi, hala daha 2 milyon 300 bin kişiye tamamıyla siyasi iradesini lokal, yerel insanlar tutuyor. Bizde mesela artık bu değil. Yani bizde eşit haklar vermemizden, o eşitçiliğimizden, o toleransımızdan biz Kıbrıslı olarak Kıbrıslı'nın burada karar vermesini de zaman içerisinde kaybedeceğiz. Nüfusumuzu bilmiyoruz işte, o yüzden nüfus meselesi öne çıkarıyoruz ama nüfus politikası meselesi de çok önemlidir. Tabii.
Nüfusu da bilmemiz gerekir ama nüfus politikamızı da yapmamız gerekir. Biz kaç kişiyi ülkemize kabul edebiliriz? Bunun çalışmasını yapmadık. Biz yıllardır bununla ilgili en yüksek perdeden konuşuyoruz. Bas bas bağırıyoruz sırasında yani tabiri caizse. Bu nüfus sayımı, nüfus politikası meselesi çok çok önemli. Ne kadar insanı bu ülkeye kabul edebiliriz? Ne kadar insana hasta olunca bakabiliriz? Ne kadar çocuğu eğitime amalgame edebiliriz? Yollarda ne kadar insan araba sürmesi güvenlidir? Bütün bu çalışmaları biz yapmadığımız takdirde hastanelerimizde insanlar yer bulamaz, tedavi alamaz. Haluk Bey artık paraları da yok, özele de gidemezler. Devlet okullarında ana dili Türkçe olmayan, Türkçe bilmeyen çocukların sayısı %50'lere dayanır. Öğretmenler perişan olur. Kıbrıs'ı Türk diğer çocuklar perişan olur. Türkçe bilmeyen diğer çocuklar perişan olur ki biz yıllardır bu konuda da uyarılar yapıyoruz. Tabii. Yani sınıfta eğitim ritmi bozulur. Ve oraya giden yerel çocuklar da doğru eğitimi almamış olurlar. Çünkü bir öğretmen olarak yavaşlatırsınız. Yani dil bilmeyen çocukların seviyesine getirirsiniz böyle ve yerel çocuklar oradan çok daha az öğrenim alarak çıkarlar o sınıflardan. Yani bu hemen ayrılmalı bence de. Hemen. Çok ciddi bir sorundur. Ciddi bir sorun. Bu. Ve bunu biz 3-4 yıldır yaşıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz bunun uyarısını da yapıyoruz. Ama bunu dikkate almayan bir yönetim var şu anda. İşte bunlara artık yeter denmesi lazım. Ve bu yolu biz halkla birlikte Eğitim Bakanlığı açıklıyor yani bunlar için özel dersler, okullar falan kurulması gerektiğini. Çünkü nüfus politikası bizleri ilk Kıbrıslılar derim. 70'ler sonrası sonradan gelen Kıbrıslılar diye diyorum. Çünkü isim bulmak kolay değil ırkçı olmadan, bir şey olmadan. Ama belirli bir dereceye geldiğimizde, çünkü bir nüfus politikamız oluşmuştu o zaman ve haklıydı da o politikada bence. Ama kontrolsüz şekilde devam etmesi sorundur. Yani bu ırkçılıkla alakası değil. Dediğiniz sebeplerden hastaneler yetmiyor, yollar yetmiyor, okullar yetmiyor. Bunun kontrol edilmesi lazım bir şekilde. Kontrolde aman sevmiyoruz dışlayalım değil. Kontrol edelim. Daha refah bir yaşam için, olanakların, kaynakların daha iyi bir kullanımı için bunları bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü insanların kontrol dediğinde biliyorum mesela sağ kesimler bizi istemezsiniz, işte bize karşısınız. Ya bir dakika sen niye bu kadar üzerine alınıyorsun? Alakası yok. Sadece bu küçücük bir adaya devamlı yükleyemezsiniz bunları çünkü bellidir. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Artık. Altyapıyı aynı seviyede yapmıyoruz çünkü. Kaldırmıyor. Trafikte yaşadığımız sorunlar artık günün her saatinde, her şehirde. Girne'de, Lefkoşa'da, Mausa'da her yerde trafik var artık. Şehirler arası yollarımız çok yoğun. Şehir içi trafiğimiz çok kötü. Yeni yollar yapamıyoruz. Yeni altyapı çalışmaları yapamıyoruz. Çünkü bunlara kafa yormuyoruz, bunlara para ayırmıyoruz. Öbür bütçe tarafta yetmiyor. Ama nedir yani bu bütçe dediğiniz şey de aslında karar veriyorsunuz. Bir miktar parası var bu ülkenin. Bu ülke bu parayı nereye harcayacak? Siyasi irade buna karar veriyor. Nereye harcıyor? Efendim pandemi döneminde 27 ay kapalı kaldığı için Ercan'daki işletme zarar etti. Biz ona 59 milyon euro veriyoruz bu zamanı kaybettiği için diyor örneğin. Yani bağışlıyoruz nereye, evet, vermesi gerekenini. Nereye karar verirseniz bu bütçeyi harcamayı bu öyle bir şeydir. Yani sizin parayı nereye harcadığınızdır. Önemli olan. Ha tabii bu ülkede ciddi de bir kayıt dışı ekonomi var. Artık bunu söylemekten ben utanıyorum. Herkes de utansın zaten. Kayıt dışı ekonomi ne demektir? Ya bu ülkeye geliniyor, bu ülkede bir iş kuruluyor, bir işletme kuruluyor, oradan bir para akıyor ve devlet buradan kendi payını alamıyor. Ne demektir bu? Yani bu kayıt dışı ekonomi meselesinin artık konuşulmasından ben zul duyuyorum. Haluk Bey geliyoruz burada karşılıklı sizinle oturuyoruz. Hiç şikayet ettiğimi düşünmeyin. Seve seve geliyorum. Ama bu kayıt dışı ekonomi konusunu yıllardır konuşuyoruz. Doğru. Buna devletin bir organizasyon yapması lazım. Ve bir kaynak ayırması lazım. Demesi lazım ben kayıt dışı ekonomiyi bütçe ayırdım buna. Bu şekilde çözeceğim. Ama çalışmalar hep yapılıyor. Yani yok hep öyle bir komiteler şey. Kuruluyor, yapılıyor. Yani benim aldığım bilgiler işte sağ partilerden burada oturdukları zaman evet elektroniğe geçiyoruz. Evet vergilerimizi gözden geçiriyoruz. Evet işte
kripto para, işte şans oyunlarından, bunlar tekrardan düşünülüyor. Bu yasalar görüşülüyor şu anda, evet. Bizde. Bu da yani büyük bir adım veriyor. Atılıyor bunlara karşı. Bir de ben hep şey söylüyorum. Yani bu kredi kartı meselesi. Yani ben işte oğlum yurt dışında okuyacak, oraya gittim geldim oğlumu yerleştirmek için ve hayatım bip bip geçiyor böyle. Paralar kredi kartımdan bip bip çıkıyor böyle. Nakit vereyim dedim bir kere. Size üstünü verecek. Hayır demiyorlar. Ama size bunun üstünü verecek. Nakit paramız yok diyorlar. Yani siz 10 liralık bir şeye 50 liranızı isterlini veriyorsanız mesela 40 lirayı da bırakmanız lazım geride. Dolayısıyla bip yine ödüyorsunuz teşvik kartla. Ediyor, kredi teşvik kartı ediyor kredi kartına. Evet. Şimdi öyle bir durumda hükümet tamamıyla bundan takip edebiliyor ve alabiliyor parasını. Zaten ben esas kayıt dışı parayı şans oyunlarında, sanal bette, kripto parada bulmuyorum. Esas dışarıda olan paradır vergisi verilmeyen ve bu bütün şans oyunlarından daha büyük paradır Sıla Emlak Hanım. Piyasası mesela. Tabii. Haluk Bey şu anda mülksüzleşiyor Kıbrıslı Türkler. Yani o yoklaşma dediğimiz şeyin içerisinde toprağını kaybetme de var. İnsanlar çünkü bu dar boğazdan geçebilmek için geçici bir şekilde işte atamalını, evini, tarlasını satmaya başladılar. Evet. İyi fiyatta veriyor alıcı, insanlar satmaya başladılar. Ve böyle olunca da mülksüzleşiyoruz biz. O yüzden bir yasa hazırlıyor Cumhuriyetçi Türk Partisi şu anda. Bu mülksüzleşmeyi önleyecek, yabancıların gayrimenkul alımını sınırlayacak olan yasaları da hazırlıyoruz biz. Çünkü başka çare yok. Yaz döneminde çağrı yapmıştık hatırlarsanız, meclisin toplanması. Bu konuyu gündeme getirmiştik ve bu konuda da çalışıyor arkadaşlarımız. Önümüzdeki günlerde şöyle bu bir yasa statistik var elimde. Yani Emlakçılar Birliği Başkanı'ndan aldım. 2.4 milyon çünkü benim de önem verdiğim bir şeydir bu, yani her tarafı satıyoruz böyle gibi. 2.4 milyon dönüm, yani dönüm olarak ölçü birimi dönüm, sadece 6 bin dönüm satılmıştır. Yani 2 milyonu geçtim, nokta 4'ü 400 bin dönümdür bu. Sadece 6 bin dönüm yabancılara satılmıştır. Yani şimdiye kadar emlak olarak şey olarak satılmıştır. Bu beni böyle alarma sürüklemedi. Yani hepsi bu mu diye düşündüm. Ben zaten böyle %10'u, 15'i gitti gibi. Ama çok düşük. Tabii bu reytingde gidersek bir müddet sonra oralara gelir. Bir de şey düşünüyorum. Yani alan insan hakikaten toprağı cebine sokup gidemez. Yani biz illa da o toprağımızı geri almak istiyorsak buraya yatırım yapanlardan deriz ki %20 vergi çıkarıyorum ben 3. dünya ülkelerinin burada toprak edinmesine. İşte 100 bin sterlinlik bir malın 200 binini vergi olarak ödeyecek. Pardon, 20 binini vergi olarak ödeyecek. Bunu 5 yılda property'yi ödemiş olacak. Satar, çeker, gider. Yani niye bunu söylüyorum? Rum tarafı yabancı yatırımı emlağı kullanıyor. Otellere, emlağa, tarlalara kullanıyor. Orada AVM'lere hep yabancı paralar var onların içerisinde Rum tarafında ve o gelişimi sağlıyor. Ama biz burada biraz bağnaz kalıyoruz. Biz yabancı parayı hiç istemiyoruz burada nedense. Yok öyle değil aslında. Yani elbette bütün dünyadaki ülkelerin dış yatırıma ihtiyacı vardır Haluk Bey. Bizim de yatırıma ihtiyacımız var. Bu şüphesiz böyledir. Ve mutlaka dış yatırımcının gelmesi teşvik edilmelidir ve onların da burada yatırım yapması gelişmenin önemli bir kısmıdır. Ama bunu yaparken kontrollü olmak, yakın takip etmek, denetim yapmak ve düzenlemek önemlidir. Sizin verdiğiniz rakamlar kimseyi gerçekten endişeye sevk etmez ama bunlar gerçek rakam mıdır? Onu da bilmiyoruz. Farklı şeyler olduğunu işitiyoruz. İşte insanlar üzerlerine almıyorlar, bazı şirketlerin üzerinde, avukatların üzerinde kalıyor vesaire gibi konuşmalar da var. Dolayısıyla bu konu değerlendirilmeli. Yoksa ne ala? Ama varsa da belli bir düzenlemede gitmeli. Ve konuyu siyah ve beyaz gibi de algılamamak lazım. Hayır, biz hiçbir zaman toprağımızı satmayız, dış yatırımcı da istemeyiz gibi bir şey söyleyen kimse yoktur. Ülkenin gelişmesi için de ülkeye para girmesi gerektiğini de herkes bilir ve kabul eder. Bunun karşısında olan da kimse
yoktur. Ama bu yapılırken de belli bir düzenlemede olması da en doğrusu olacaktır. Orada çok haklısınız. Çünkü düzeni gördük. Biz zaten bunun farkındalığını burada alınan toprağın dikey şekilde yükselmesini görünce iskelede bilhassa orada anladık ve oradaki altyapının yoksunluğunu, çarpıklığını ve orada olan otellerde resmen lağım sularının direkt otelin içinden geçerek denize ulaştığını gördük. Ne yani kadar orada. Üzücü ve utanç verici Tabii. bir şey. Çünkü Lefkoşalı mesela Mausa'ya gider artık denize, Girne'ye gitmez ve artık oraya da gidemez. Yani nereye gidecek bilmiyorum. Herhalde Güzelyurt falan o taraflar yedi dalga kaldı. Oralarda... Hiçbir yer kalmadı. Denizlerimiz kirlenmeye yüz tuttu gerçekten Haluk Bey. Evet. O yüzden her şeyi planlı, programlı yapmamız lazım. Biz bu kalkınma planlarını, 5 yıllık kalkınma planlarını çok önemsedik. Meclisten de mutlaka geçmesi gerektiğini hep savunduk. Şu anda iktidarın hazırlamakta olduğu şeyin ne olduğunu bilmiyoruz muhteviyatını. Yok, hayır. Ama nüfusla alakalı bir şey de olmayınca içerisinde bir planın da hedefine ulaşabileceğine dair benim ciddi kuşkularım olur. Ama bu dönemde zaten her şeyi böyle mış gibi gösteren bir görüntü, bir şatafattan ibaret her şey. Bu ilaç meselesi de öyle aslında. Evet, bir 5 dakikanız daha var. Oraya da bir yorum yapmanızı isterim. Evet, ben girmek istiyorum o konuya. Evet. Çünkü çok önemsiyorum ben o konuyu. Aslında sigortalı insanların çok hakkı olan bir şeydir. Bu insanlar prim yatırırlar. Ama karşılığında da hizmet almazlar. Yıllardır böyle bir şikayetleri vardı. Ve bu şikayet ortadan kalksın diye sigortalı insanların ucuza, daha uygun fiyata, indirimli ya da ücretsiz ilaca erişimlerini kolaylaştırmak için bu sistem kuruldu. Serbest çalışan hekimleri dahil ettiler. O da aslında yanlış bir şey değildi. Çünkü kamuda bir yoğunluk vardı. Serbest çalışan hekimlerin daha geniş zamanı olabilir. Onların da o sistemin içerisindeki yeri genişlesin diye oraya verildi. Ama kamu hekimlerinin bu reçeteyi yazamıyor olması aslında doğru bir şey değildi. Zaman içerisinde onun düzeltilmesi gerekirdi. Hatta ben bunu ilk defa söylemiyorum. 2016-17 yıllarında sendika başkanı olduğum dönemde ombudsmana şikayet etmiştim. Kamu hekimlerinin sigorta reçetesi yazamıyor olmalarının yanlışlığıyla alakalı. Dolayısıyla biz bunun eksiklerinin farkındaydık. İşte her ay yazılma ihtiyacının olması da çok gereksiz bir şeydi. Nitekim Çalışma Bakanlığı şimdi onu 6 aya uzattığını açıkladı. Peki 6 aya uzatılabiliyor idiyse kronik hastaların reçetelerinin yazılması ki bir hekim olarak ben bunun mahsuru olduğunu düşünmüyorum. O zaman neden her ay insanları böyle bir sıkıntının, yetersizliğin, sıkışıklığın içine soktular senelerce? Bu ülkede 80 küsur tane serbest çalışan hekim şu anda sigorta reçetesi yazabiliyor ve 200 küsur da eczane bu reçetelerin ilaçlarını insanlara verebiliyor. Bütün ülkede ve sadece 40 tane benim örneğim bildiğim kadarıyla hekim, özel hekim yapabiliyor. Aktif olarak bu reçeteleri yazma isteği içerisinde. Bu da böyle bir darboğaz yaratıyor. Çok büyük bir sıkışıklık ve yetersizlik oluştu ve her ay bunun yapılması isteniyor. Önceden daha az sigortalı insan varken şimdi 100 bin üzerinde sigortalı insan var bu ülkede Haluk Bey. Onların eşleri var, onların çocukları var. Bu kadar çok yüz binler, on binlerce insanın reçetesini yazacak 40 tane hekim, 200 tane de eczane. Böyle bir sıkışıklık oldu. Pandemi döneminde de doktora gitmeden insanlar mecburen bir mücbir sebep oluştu. Reçetelerinden ilaçlarını alabildiler. Pandemi sonrasında da bu alışkanlık devam etti görüldüğü kadarıyla. Evet. Halbuki sigortaların yapması gereken bunu fark ettiklerini evet, biliyoruz. Durdurmaları lazım. Uyarı yapacaklardı, denetim yapacaklardı, ceza keseceklerdi, hatalı uygulama yapanların sözleşmelerini iptal edeceklerdi. Bütün bunları yapmadılar Haluk Bey. Ve yapmaya işte efendim hastayı görmeden doktor reçete yazdı, sahte reçetedir. Efendim bu reçetenin ilaçların tümünü bu hasta aldıydı almadıydı sahte reçetedir. Halbuki sahte reçete ne demektir? Olmayan bir hastaya hiç kullanmadığı ilaçları yazılmış olması sahte demektir. Sahte numaralı işte reçete kitapçıkları belki yani doktorun üretilmemiş yanlış doktorun ismiyle falan ki o da mümkün değil. Yani bunlar sahte değil hakiki. Nerede sahte oluyor? Eczacı çarpı 2 koyduğu zaman veyahut da 2 ilaç daha eklediği zaman altına
sahte oluyor o zaman. İşte. Terörize ettiler insanları. Evet. Ve eczacılar, hekimler, bu sistemin içinde olan herkes. Evet. Herkes büyük bir kabusun içerisine girdi. Ama hakiki olan bir noktası var. Mesela Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu dedi ki, yani bir doktor 1000 tane yazamaz günde. Elbette. Çok doğru. Yani, demek ki yapan var bu işi. Yani bunu zaten kimse yoktur da demiyor. Evet. Bu iddiaların çok ciddi iddialar olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı. Ama bu şekilde sistemin içerisinde olan herkesi, her hekimi, her eczacıyı tutuklayıp, kelepçeleyip, mahkemenin duvarının önüne dizip yıllarca sürecek bir yargılama sürecine sokulmuş olmalarını... Hı. Ben maksadı aşan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve bunun şundan kaynaklandığına inanıyorum. Henüz daha bakanlıkta bir aylık bir zamanı doldurmamış olan bir bakan, daha neyin ne olduğunu denetlemeden, üzerinde düşünmeden, araştırmadan, büyük bir iddia ortaya koyarak ve hekim ve eczacı camiasında büyük bir töhmet altında bırakarak, ülkeyi de terörize ederek, çok büyük laflar ederek bu olayı başlattı. Bence daha temkinli olmalıydı Sayın Bakan. Çünkü bu şekilde davranarak aslında çok insanı terörize etti, toplumu da terörize etti. Toplumun gözünde insanların itibarını yok etti. Elbette sahtekarlık yapanlar, bunlar bulunacak, bunlar cezalandırılacak. Ama bu kadar geniş çaplı bir olayın olması, şu anda ne oldu? Hekimler reçete yazmak istemiyor. Eczacılar, niye imza yok orada? İlaç alanın imzası da olsa istemiyor. Bu iş biter. Evet. Ve ne oldu? Hastalar almıyorlar ilaçları, ceplerinden alıyorlar. Sayın Bakan da çıkıp böbürleniyor. 6,5 milyon diyor, tasarruf ettik 15 ayda. Kimse Sayın Bakan, insanlar çünkü ceplerinden ödedikleri için sigortadan almıyorlar. Farkında bile değil. Şimdi yeni ama orada bir... Orada onun defansına şunu söylemek istiyorum. Yani onu korumak benim görevim değil de. Sussa vay niye sustun sana söylendiği halde. Çünkü bir önceki bakan için... İşte niçin bir önceki bakan diye soruldu. Bakan da yanılmıyorsam demiş ki doğru araştırın, bunun üzerine gidin, düşünün. Yani sizin dediğinizi yaptı bir önceki bakan belki de. Doğru araştırın, doğruları yapalım da ona göre açıklayalım. Ama bakan değişti. Şimdi o bakan bilir durumunda oldu ama bir şey yapmadı durumuna geçti. Şimdi bu bakan da, bir bakarsınız bu bakan da gider 6 ay sonra. Bu da bilirdi da bir şey yapmadı. En azından işte oraya buraya danışarak, başbakana danışarak dedi ki tamam yürüyoruz bunun üstüne. Eminim bilmiyorlardı bunun bu kadar geniş olduğunu. Bilmemek değil diye mi? Bir şey yoktur Haluk Bey. Bir işin başındaysanız oturursunuz ve bakarsınız bu yapmakta olduğunuz hareketin sonucu ne olacak? Bu almış olduğunuz kararın sonucu ne olacak diye bakarsınız. Hiç kimse elbette bir yolsuzluk, bir sahtekarlık varsa bunun üstünün örtülmesini savunmaz. Tabii, hepimiz bunun üzerine yürümesi gerektiğini düşünürüz. Ama bunu hangi yöntemle nasıl yapacaksınız? Bir de süreci Tabipler Birliği ile Eczacılar Birliği'ni hiç katmadılar. Sanki birlikler de suçluymuş gibi bir muamele oldu. Onları da dışladılar. Halbuki bir bilirkişi olması gerekirdi. Çünkü tahkikat yapan polisin haliyle bir ilaç nedir, ne işe yarar, ne süreyle kullanılır, muadili nedir, farklı isimde olabilir tabii, mi diye bilmesi. Polis bunu nereden bilecek? Beklenemez. Aynı şekilde hastaların da bunu bilmesi beklenemez. O yüzden bu sürecin içerisinde mutlaka bilir kişilerin olması gerekirdi. Biz bunu defalarca söyledik. Ama özellikle birlikleri bu işin dışında tuttular. Evet. Ve bu da aslında soruşturmanın selametini olumsuz etkiledi bence. Güvenilirliğini sarstı. Şimdi yine Tabipler Birliği'ni şeye katmıyorlar, muhatap almıyor. Bakan yine hata yapıyor. İşte sizin bugün gazetenizde vardı. Serbest çalışan hekimlerle bir sözleşme yapılacak. Evet. Muayene ücretlerinin de ödenmesiyle alakalı. Çok önemli bir çalışma bu. Elbette serbest çalışan Hekimler Birliği'nin de söz sahibi olması gereken bir konudur bu. Hiç tartışmasız. Ama Tabipler Birliği kamu kurumu niteliğinde bir örgüttür, bir meslek örgütüdür. Onlarla bu işi yürütmeleri gerekirken ama onlar reçete yazmadığı için mi onları almadı? Ama hayır, Tabipler Birliği hem kamuda çalışan hekimlerin hem serbest çalışan hekimlerin birliğidir. Serbest çalışan hekimler birliği bir dernek statüsündedir. Üyeleri vardır. Çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ve
Elbette bu süreçte onların da söz hakkı olmalıdır. Ama Sağlık Tabii Bakanlığı böyle bir şeyi yürütürken yasada yasası olan Tabipler Birliği yasası var ki bütün hekimleri bağlar o. Hem serbest çalışan hekimleri bağlar hem kamu hekimlerini bağlar. Onu dışlayarak böyle bir şeye girişmesi hala daha Sayın Bakan'ın meseleyi idrak etmediğini ortaya koyuyor. Doğrusunu isterseniz. Pazartesinden de bu görüşmeleri bitirip karara bağlayacağız diye bir de sınırlama koymuş. Zaman tahdidi koymuş. Benim buradan Sayın Bakan'a tavsiyem ve önerilerim hareket ederken, kararlar verirken sakince oturup mevzuatı da değerlendirip yapacağı hareketin ne sonuçlanacağına da bakarak ilerlemesi gerekiyor. Yani bu şekilde fevri davranarak yürüyelim gidelim yolsuzlukların üzerine. Zaten ben şeyi de söylemiyorum. Şey gibi büyük bir baskı var sanki. Yani bu iş hemen hallolsun, fazla dallanıp budaklandırılmasın. İşte doktor ve eczacılar camiası çok rahatsız oluyor. En saygın toplumun üyeleri bunlar ve bir an evvel bu işi bitirin, bastırın, anlaşın. Baştan düşüneceklerdi bunu Haluk Bey. Baştan düşüneceklerdi. Evet. Bir de dün 10 gün sonra bu soruşturma bitecek diye açıklama yaptı Sayın Bakan. İmkanı var mı? Hayır, bir kere soruşturmayı siz mi yürütüyorsunuz? Soruşturmayı polis yürütüyor, savcılık yürütüyor. Siz onların adına nasıl böyle bir şey söylersiniz? 10 gün sonra bitecek. Aldığı yani, bilgiye göre. Yani. Büyük laf etmemek gerekir bu gibi hassas konularda. Evet. Yani sigortalar soyuldu, bu kadar milyonluk vurgun var. Mesela çok büyük bir laf bu aslında. Evet. Yani şey mi demek lazım? Yaramazlık var. Biz bunun önüne mi geçeceğiz? Bütün sistemin içinde sorun var. Herkes neredeyse suçlu gibi bir durum ortaya çıktı. Ben bu gibi şeylerde daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben de size çok teşekkür ederim. Yani size sevgi sözleri var. Onları aktarmayın. Bir yerlere aktarırım. Ama maalesef vaktimiz doldu. Çok özür dilerim. Yani çünkü sizi böyle almışken devam da edebilirdik ne güzel ama belki bir dahaki sefere yine böyle konuşuruz bu konuları. Çünkü bunun devam edeceği aşikar. Yani daha uzun bir yolu var. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bizi izleyen, dinleyen herkese de en içten selam ve hürmetlerimi sunarım. Sağ olun. Teşekkürler Sıla Hanım. Evet, Sıla Hanım'ı dinlediniz görüşleriyle. Güçlü bir birliktelik ve güçlü bir alternatif çözümleriyle beraber yola da çıkıyorlar. Yolları açık olsun bu konuda. Evet, kısa bir araya giriyoruz biz. Kısa bir aradan sonra yine karşınızda olacağız. Ayrılmayın. İzninizle.